Arkadaşlar merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ölümsüz takım yapacağız. Ölümsüz takımımızda şu an e, basit bir ölümsüz takım olacak. Olması gereken iki tane hero var. Birincisi insan yen, ikincisi acı sorumlusu. Kitapları full, e, ustalıkları açık olması gerekiyor, kusursuz bir şekilde çalışabilmesi için. Öncelikle ultra kabusu nasıl kesiyoruz, onu göstereceğim. Hemen ardından hızlarını, hipilerini. Birlikte göz atacağız ve videoyu sonlandıracağız arkadaşlar. Videoların devamı gelmesi için atıyorum kuleyle kafa parçalayan diğer ölümsüz takımlar taş açma vesaire diğer videoların gelmesi için videoya destek verip like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ultra kabus'a girdik, savaş diyoruz. Ee, ben de iki tane var. Sadece kayılin hani bir tane hero değiştirerek ultra kabus ve kabus'a giriyorum kailin biri karışmasın diye hangar diyeceğim ama hangar değil orası. Orada bir yerde duruyor işte siz anladınız. Şurada mahzende duruyor. Diğeri normal duruyor. otura kavusa bu ile giriyorum. Diğeri hangar, mahzen. Fark etmez. İkisi de aynı. Neyse insan yeğenimiz burada. Acı sorumlusu burada. 3 tane zehirci kullanıyorum. Bence bu kadar zehirci fazla. Elimde siper olmadığı için siper olsaydı ee, çok daha güzel olacaktı. Stunien, Hirom Kyle yerine bu sefer Spell olacaktı. Başla diyeceğiz. İlk 3 turu manuel oynayacağız arkadaşlar. Otodan çıkarıyorum. Şu an Ultra Kabusa vuruyoruz arkadaşlar. Ultra Kabus için buradaki sistematik e, değişik Kabus için değişik arkadaşlar. Bunu iyi görme, gözlemlemeniz lazım. Evet şeyi veriyoruz üzerlerine öldürülemezi veriyoruz ilk tur bu şekilde oluyor ardından acı sorumlusunun bu skillini kullanıyoruz hani yaptıklarımı şey yapın arkadaşlar iyi dikkatle izleyin zehirci önemli değil zehirci normal zehirlerini veriyor Ondan sonra sifon çekiyoruz. İnsan yerinde sifon <laughs> Sikili bakayım. Zehir verelim. Şu an hepsinin üstünde birer tur var. Sadece ilk tur için acı sorumlusunun üstünde bir şey kalmıyor. İlk sikiliyle vuruyoruz böyle. Üstünde bir şey kalmıyor. Böyle bir tur yiyoruz. Yine zehircileri normal vuruyoruz arkadaşlar. İnsan yiyen normal vuruyoruz. Zehircimizle zehir veriyoruz. Bakıyorum. Şu an tek sütun var. K ile vurması gerekiyor. İkinci sikili kullanıyoruz canları fullüyoruz ve görüyorsunuz arkadaşlar. Sütunu gitti kayla vurdu. Şimdi otomatik alıyoruz. Daha hiçbir şeye karışmamıza gerek yok. Tıkır tıkır hepsini kendi güzelce yapacak arkadaşlar. Bunu yapabilmeniz için hızlarını güzel ayarlamanız lazım. Defanslarını HP'lerini güzel ayarlıyor olmanız lazım. Ardından aynı takımla bir de kabusa gireceğiz arkadaşlar. Hem kabus hem ultra kabus Tek bir ölümsüz takım. Sadece bir tane hero değiştireceğiz. Elinizde siper varsa çok daha güzel olur. Bakın tekrar sütunu şeye vurdu. Kayla vurdu. sütunu yiyecek hero'muz Kyle zaten. Takım gayet güzel çalışıyor. Şu an bu takımın hani eksiği nedir diye soracak olursanız insan yeğenin ve acı sorumlusunun atağı baya baya az arkadaşlar Hatta acı sorumlusunun şeyi yok ee, ustalığında en sonuncuyu açmadım O yüzden ata baya düşük 200-300k civarı vuruyor bir buçuk milyon şey vuruyor insan yiyen vuruyor Bence çok çok az ee, Siz de Hani basit bu zaten bir ölümsüz takım bunu kurduktan sonra zamanla siz de hani kendinizi geliştirip pirolarınızı geliştirebilirsiniz. Atağınızı daha çok arttırabilirsiniz. E, Fein varsa elinizde hem defans kıran hem de e, zayıflık veren çok iyi olur. Onun dışında üçüncü zehirciyi çok kullanmanıza gerek yok. Tek zehirci de işinizi görür. İsabetinizi yeterince arttırırsanız. Hani defans kırma ve zayıflık bayağı işe yarıyor. Siz de yoruma yazın arkadaşlar elinizde hangi hero'lar var? Ne kullanırsınız? Hani şu an siz olsanız ne kullanırdınız? Yazın. E, videoya gerekli like, yorum gelirse elimizde kule ve Kafa parçalayanlı bir ölümsüz takım var. Onu da gösterebilirim. İlerleyen zamanlarda iki tane insan yiyen bir tane acım sorumlusuyla ölümsüz takım yapabiliriz. Ee, değişik videolar gelecek arkadaşlar. Normalde ben canlı yayınlarımda PUBG oynuyorum. PUBG videoları yapıyorum. Ve normal zamanlarımda vlog tarzı videolarım geliyor arkadaşlar. Kanala abone olup diğer videolarıma da göz atabilirsiniz. Bu oyunla ilgili ilk videom gereken desteği görürsek videoların devamı gelecektir. Şu an e, 20. turdayız. 8.5 milyon vuruyor. Benim elimde yani normal kadromda e, Valkür var. Badel var. Hani buralarda kullandığım şu an düşünüyorum. O tür hero'larım var. Ona rağmen mesela e, 20 tur dayanamayıp 8 milyon 9 milyon civarı vuruyorum. Ölüyorum. Yani ölümsüz takım size 3 katı daha fazla vurmanızı sağlayacak. Bence gayet güzel. Klambos için. Ee, güzel bir klambos kesen bir klan bulursanız da şöyle bir ayda yaklaşık 10 tane sarı taş sonracıma 25 tane mavi taş hani rahat hani bir ayda biriktirebileceğiniz Diğer yerlerden, pazardan, oradan, buradan, ee, bir sürü de kitap kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ultra kabusu, full kesen güzel bir klan bulursanız, yani iki keyle e, kalsanız kendinizi ultra kabus kesseniz, bir keyle de kabus kesseniz, dört tane e, kutu açacaksınız. Hani klan boss'u kestiniz için dört tane kutu açacaksınız. Çok çok rahat yani bence oyunun en önemli yani gelişiminizi sağlayacak en önemli etkenlerden biri Klamboz. Boss. Boss'tan aldığınız ödüller gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar 30. tura gireceğiz ve 12.5 milyon bir hasarımız var. Zehirlerimizi güzel veriyoruz. Tekrar sütunumuzu kayla vurduk. Ee, o tura kabusu kestikten sonra birlikte şeye bakacağız. Ee hız HP ayarlarına bakacağız. Hani benim kendi fikrim, düşüncelerim var. Onları size aktaracağım. Bakalım ne kadar işinize yarar, ne kadar yaramaz. Sizin de kafanıza takılan ne olursa olsun mutlaka aşağıya yazın arkadaşlar, belirtin. Hani bence açıkçası benim takımımda e, insan yan acı sorumlusu çok az vuruyor. Onları biraz arttırmam gerekiyor. Siperim olsaydı Kyle yerine mutlaka ve mutlaka bir tane siper kullanırdım. Siperin e, özelliği güzel. Dezavantajların süresini arttırıyor. Şu an mesela biz karşı saldırı aldık. %30 ihtimalle işte birinin ikisinin üçünün dezavantaj süresini mutlaka arttırıyor. Gayet güzel bir özellik. Ben seviyorum. Şu an dediğim gibi basit bir takım zaten. Hani hayalimde mesela şöyle mükemmel bir e, klamboz takımı söyleyecek olursam. iki tane insan yiyen, bir tane acı sorumlusu, bir tane e, Draco, bir tane de şey e, Vezir. Vezir e, dezavantaj sürelerini arttırıyor. Güzel. Aslında tek bir insan yiyen de yapabiliriz. Diğer insan yiyenin yerine neyi yiyor ama bu sefer sütun yiyecek bir hero bulmak lazım. O sütun yiyecek hero kötü oluyor yani. Şey de olabilir. Bir tane kule, bir tane kafa parçalayan Draco, Vezir ve şey, Fane. Çok güzel, mükemmel bir takım kritik oranlarını %100 demeçlerini 200'e yakın tutarsanız ataklarını arttırırsanız gayet güzel hasarlar verirsiniz. Zehir hassasiyetini de verdi Şu an 44 turdayız ve 20 milyondan fazla vurduk ve sütunu tekrar Kayla vurdu arkadaşlar. artık son turlar bakalım 23 milyona gelebilir miyiz 23 milyon 22 milyon 200 olduk. Hadi 23 milyona kadar çıkalım. Hatta bu takımın 30 milyon rahat yapması lazım. çoğu hız ayarlamak için çoğu üstündeki kalıntıları basmadım bile. Bazısını 3'te bıraktım. Bazısını 4'te bıraktım. 23 milyonu geçtik. Gayet güzel bence. Daha ne olsun. Oh. Zehir ver ver. Arkadaşlar 50 turda olduğumuz için e, hepsi öldü. Üstümüzde zaten vardı. Şöyle söyleyeyim. Esrarlı 12 milyon vurdu. Daha fazla da vurabilir. Ölüm perisi bence yine az vurdu. 6.5 milyon. Acı sorumlusu çok çok az vurdu. Basit bir zaten bir ölümsüz takım olduğu için 300 bin vurdu. 300 bin çok az. En az bunun 2 milyon insan yenin 3 milyon vurması gerekiyor. Hani güzel bir takımda en az. Kyle zaten sütunuyor. Yavaş bıraktık onu. buçuk milyon bir demeci var. Hızlarına ve hippilerine bakalım birlikte. Neye ne kadar vermişiz? En başta insan yiyen arkadaşlar. İnsan yen e, istatistiklerine bakalım. Hızı 241 olması lazım arkadaşlar. E, sağlık puanı HPC 40 bin civarı. İşte 37 ile 40 arası yaparsanız da olur. Biraz az tutarsanız bir sıkıntı olmaz. İlk başta 241 ile burayı ayarladıktan sonra yavaş yavaş artık. Atağınızı arttırırsınız kritik oran kritik demeç arttırırsınız. Bunları zaten zamanla yaparsınız ama yaparken de mutlaka bu hero'ya bir tane can çalma seti takmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa klampoz e, renk aldığında sütunu bu hero'ya veya diğerlerine verebilir canı azaldığı için. Ustalığı da bu şekilde arkadaşlar. Ustalığını bu şekilde açabilirsiniz. Can içici mutlaka olması gerekiyor. Sütun yemeyecek hero'larda can içici mutlaka olması gerekiyor. Sütün yememesi için kalıntısı bundan olabilir, can çalma olabilir, şey de olabilir. Şunda var mıydı o kalıntının adını unuttum. Yani şu kalıntı. Ee, ölümsüz kalıntısı %15 can verecek, %3 de iyileştirecek. Her tur %3 iyileştirecek bir kalıntı da olabilir. Artık size kalmış. Diğer bir hero'umuzun adı acı sorumlusu. Acı sorumlusuna ben ölümsüz takabildim. Aslında bunda da mutlaka bir şey olması lazım. Can çalma seti olması lazım. Hero klambos renk aldığında bu sütun yiyebiliyor bazen. Bir de atağı da çok az bunun. Atağını falan kasmam lazım. Basit bir şekilde tuttum bıraktım. 215 hız olması lazım. 37.000 ile 40.000 arası can olması lazım. Bazı kaynaklara baktığımda bu hero'nun 45 bin, 50 bin, 60 bin canının olması gerektiğini söylüyorlar ama ben valla nedenini bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlar kısmına yazın. Bence gerek yok çünkü siz de yeni kuracaksınız takımı, yeni takım olduğu için atanız fazla olmayacak, canını fullleyemeyeceği için çoğu zaman sütunu bu yiyecek, moraliniz bozulacak, takım bozulacak. Gerek yok. 215 hız verin canını da 37 bin 40 bin arası yapın başlangıç olarak. Sonra zaten atağını arttırırsınız, kritik oranını arttırırsınız, her türlü yaparsınız. Zehirciler ikisi de aynı. Zehircilerin hızının ikisi de aynı. Ben buna bol bol %3 can iyileştirme seti taktım. Her tür %3 canı iyileştirecek. İki zehircinin de hızı 175. Canı biraz bunun fazla olmuş. Farkındayım. Ama işte güzel demeç vuramadığım için bunun kritik oranı %100 kritik demeç yine 175-200 arası olsaydı rahatlıkla can çalma seti takardım. Hani güzel canını fullleyebilecek canını biraz olsun doldurabileceği için. Ama şimdilik ben böyle uygun gördüm. Deneye yanılma iş. Yani yaparak siz de güzel bir ölümsüz takım çıkarabilirsiniz. Ustalığı bu şekilde. Sonrasında diğer zehircimizin de ustalığı aynı. Bir değişiklik yok. Hemen hemen aynı. Kalıntılarında bir tane can çalma mutlaka var. Can çalma bu zaten rahat fullüyor. X skill'i iki kere vuruyor. Ee, hızı aynı diğer zehirciyle. Arbedeciyle hızı aynı. Ee, gördüğünüz gibi HP'si az. HP'si az olduğu için canını rahat dolduruyor. Full olduğu için canı üstün yemiyor. Ardından e, atağa güzel. İşte buna biraz kritik oran, kritik demeç kattığınızda bu rahat 8-9 milyon vuracaktır arkadaşlar. Bu gösterdik. E, onu gösterdik. Sütun yiyecek hiromuza bakacağız. E, bu hirom şeyde az önce gördünüz. Ultra kabusta sütun yiyor. Hızı 112 arkadaşlar. Hızı 112. HP'si baya fazla. Canını kolay kolay doldur. dolduracak hiçbir şey yok. Acı sorumlusun ikinci skilliyle fullleyemesin diye fazla. Canı yine yarım kalacak. Az kalacak. Sütunu bu hero yiyecek. Bunu ultra kabus için hızı 112 şey için kabus için 121 diye hatırlıyorum ama yine bakarız. O hero'muza da bakarız. İki hero'yu ayırdım birbirine karışmasın diye. Birini Mahzen'de tutuyorum. Birini aşağıda tutuyorum. Bunun da 121 doğru hatırlamışım. Canı daha fazla olabilir. Bunu da kabusa vurmak için kullanıyorum. HP'si daha fazla da olabilir. Hızı 121. E, zamanla işte atağınızı arttırmak için siper geldiğinde siperi kullanabilirsiniz. Ardından bunu tekrar Mahsene atayım. karıştırmayım. Farklı hiralar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Like atıp abone olup destekçi olursan ilerleyen zamanlarda güzel videoların devamı gelecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.